Peki Eylem'den dinleyelim bunu. Eylem merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Günaydın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Burası, bu görüntüleri senden dinleyebilir miyiz Eylem? Biz çözmeye çalıştık şimdi ama geçmiş olsun öncelikle tabii. Evet, ya teşekkür ederim. Yani çok üzücü şeyler. Yani bunların basına işte düşmesi vesaire beni ve ailemi inanılmaz üzdü. Zaten anneler günü yaşandı bu olay. Yani anneler günümüz hepimizin değeri oldu. Hem annemin ve anneannemin. O gün işte İbrahim çocuğu aldı. Hani görüşme günüydü. Ve işte ben de annemleri çıkartmıştım yemeği. Dönüşte siteye gelirken baktım çocuğumla o kadın baş başa sitede duruyorlar sitenin girişinde. O kadın dediğiniz bakıcısı. Bu kadın bakıcı değil bu kadın. Bu kadın bakıcı değil. Bu kadını ben 2 sene önce temizlik görevlisi olarak aldım işe. He. Yani 1 sene, 1,5 sene birlikte aynı evde yaşadık. Ve ben bu kadınla abla kardeş gibiydim. Yani hiçbir zaman bir eleman işte veya hizmetçi gibi hiç davranmadım. Evin işlerini yapıyordu. Evet. Ev işlerini yapıyordu. Hatta ailecek öyle samimi olduk ki ailemin yanında geldiler, yazlık aldılar. Annemler, maddi manevi bunlara destek çıktı. Hani o derece bir samimiyetimiz vardı. Fakat ben boşanma kararını aldıktan sonra, yani evi terk ettim ben işte o şiddet olayından sonra. Bu kadın İbrahim yanında kalmayı tercih etti. Ve akabinde hani bu kadar dost bildiğim insan birden bir U dönüş yaptı. Ve bana hesap sordu. Sen niye İbrahim Bey'e işte tazminat davası açtın? İşte sen neden onu medyaya verdin vesaire? Ve birden baktım babama olan borçlar birden ödenmiş. Bir kadın komple değişmiş. Hani orada bir zaten bir husumetimiz başladı. Bir tartışmalar başladı. Ben bu kadına defalarca yasakladım. Bu siteye gelmeyeceksin, çocuğuma dokunmayacaksın. 1,5 senedir. Yani 1,5 senedir. Biz bu kadınla bu tartışmaları yaşıyoruz. Hatta davalık oldunuz. Evet, davalık olduk. Çünkü hakaret davası açtı o size. Şöyle, yani ne yazık ki insanlar mağdurun değil de, yanlış anlamayın, sözüm meclisten dışarı. Evet. Ama daha çok ünlü olan, işte maddi durumu iyi olan insanların maalesef yanında olmayı tercih ediyorlar. Maalesef. Ben de buna çok sinirlendiğim için hani bunu yüzüne vurdum. Ve onunla ilgili şu an hala devam eden bir davamız var, hakaret. Peki oradan geçerken ne diyor size Eylem Hanım? Yani seni bu kadar delirtecek ne söyledi oradan? Evet, ben işte çocuğu işte indim arabadan, dedim ki senin ne işin var sitede? Yani çocuğum yanında ne işin var? Sana demedim mi bir daha buraya gelmeyeceksin diye? İşte sana ne istediğim zaman gelirim. Ondan sonra yürürken dönüyor, bir de el sallıyor. İşte ben diyor zaten kocanın yanına gidiyorum şimdi diye el sallıyor. Ve yürümeye başlıyor. Ben orada tabii çok sinirlendim. Dedim ki git, bir daha seni burada görmeyeceğim. Bir daha bu çocuğuma da dokunmayacaksın ve seni bir de asla burada görmeyeceğim dedim. Ve o köşede de yolun sonunda zaten İbrahim köşede arabayla bekliyor. Orada başladı bana çok ağır hakaretler etmeye. Yani namusuma, anneme, bana hakaret etmeye başladı. Kim etti sana, bu kadın mı? Bu kadın etti ve ben işte siteye tam girerken o zaten görüntülerde kayboluyorum. Sonra o hakaretleri duyunca işte ben orada bir tabii patlama yaşıyorum, evet, ve kendimi kaybediyorum. Çünkü yani bu kadar iyilikler yaptığım bir insan kalkıyor, kapımın önünde bana hakaret ediyor. Kapıma geliyor, çocuğuma dokunuyor defalarca yasakladığım halde. Peki ya bu kadın ve İbrahim Bey'in yanında mı çalışıyor şu anda? Şöyle, bu o hakaret ettikten sonra işte benim sinirlenmem. Ben 2 dakika sonra İbrahim geliyor aracıyla. Evet, şu an görüntülerde jipiyle geliyor şu an. Ve bakın, iniyor ve elinde kamera var. Telefon. Kamerayla beni çekiyor. Yani orada anladım aslında bunun tamamıyla kurgu olduğunu ve İbrahim'in bunu yaptığını, yaptırdığını kadına. Çünkü bir kere çocuk teslim edilirken mutlaka baba teslim etmesi gerekiyor. Üçüncü bir şahıs teslim edemez. Orada zaten ben bir hani şüphelendim, bu çocuğun babası nerede? Neden bu kadın gelip çocuğu buraya teslim ediyor? Ben aynı güne hemen karakola gidip şikayette bulundum kadınla ilgili ve uzaklaşma kararı talep ettim. Ve ben bu şikayette bulunduğum için karşı taraf birden şikayette bulunuyor ve tanık olarak da İbrahim Toraman'ı gösteriyorlar ve İbrahim Toraman diyor ki ben her şeyi gördüm diyor ifadesiyle. Bir de elinde kamera kaydı var diye, evet. Şimdi, ama adam zaten olay bittikten sonra hani anladım, geliyor oraya. Bu görüntüler nereden çıktı Eylem Hanım? Efendim? Bu site güvenlik kamerasından alınan görüntüler. Nereden çıktı? Görüntüleri İbrahim Toraman güvenlik görevlisinden alıyor ve anında işte basına sızdırıyor.
Ki bunlar özel veriler, yani mahkeme kararı ile alınabilecek görüntüler. Yani ben bile site sakin olarak bunları almam yasak. Bunu yapmasındaki sebep ne sence? Ne bunu yapmaya çalışıyor? Sebep işte hani bakın işte eylem işte sinirli bir insan. İşte ben çok beyefendiyim, çok sakinim. İşte ben ona bir şey yapmadım. Ya ne alakası var? Boşanma davasında. İşte boşanma davasında kullanmak için. Çocuğu elimden almaya çalışıyor. 2-3 kere bununla ilgili girişimlerde bulundu. Başarısız oldu. Ve tekrar buna yönelik işte bu aklında bulundu. Çok özür dileyerek bir şey soracağım. Orada dikkatimi bir şey çekti. Evet. Sen diyorum, kusura bakma. Sen orada çocuğunu almaya gidiyorsun ya. Evet. Kadın hızlı uzaklaşıyor. Çocuğu sana daha teslim etmemişken uzaklaşıyor. Evet. Aynen. Bak öyle, burada çünkü çok önemli bir nokta var. Çocuk ortada. Evet. Ve arabalar da geçiyor orada. Şimdi şöyle olması gerekmiyor mu? Çocuğu elinden tutacak, eğer ona bile verilmişse, ki ben anne babanın teslim edeceğini biliyorum. Tabii, etmesi gerektiğini biliyorum. Sana çocuğu elinde tutarak getirip yanına kadar vermesi gerekmiyor mu? Çocuğu bırakıp hızlı bir şekilde gitmiş. Çocuk ortadaydı orada. Ben öyle görüyorum. Aynen. Yani çünkü defalarca bak gidiyor çocuk yok şimdi. Çocuk nerede şu anda? Daha kapı çocuk tarafında herhalde. Kameralar. Efendim? Bak çocuğu sana teslim eden yok şu anda. Çocuk şu anda teslim edilmemiş sana. Bak şimdi çocuk nerede? Bak kadın uzaklaşmış. Yani sen teslim almıyorsun daha çocuğu. Çocuk orada bir yerde herhalde. Bu çok saçma sapan bir şey mesela. Aynen. Böyle bir şey olamaz. Mesela. Evet. Peki. Geçmiş olsun Eylem çok Hanım. Çok teşekkür ederim. Eylemciğim, şeylerini aynen kontrol et. Yani sinirlerini kontrol et. Yapılmak isteyene görüyoruz. Evet. Farkındayız. Kontrol et kendini. Çünkü şöyle. Ya ben en çok çocuğum için ve annem için tabii üzüldüm. Yani orada hani sinirlerime hakim olamam. Oradaki beyaz pantolonun anneniz değil mi? Annem. Tamam. Biz ilk önce çünkü onu bakıcı zannettik ilk başta. Yani sen öfke kontrolü, sana birisi bir laf ettiği zaman hepimizin nevri dönebilir. Ama senin o dayak yemiş hallerini de biliyoruz. Kimin öfke kontrolünün aslında olmadığını da gördük. O anlamda da şu görüntüler bize bir şey anlattı. Ama bir kadın niye bu kadar delirdi? Çocuğu söz konusuysa delirir. O yüzden de iyi ki bağlandım, yani çocuk, gerçeği öğrenmiş oldum. İbrahim de bunu biliyor. En hassas noktam çocuk olduğu için. Bunu yani bu kurgulanmış bir şey. Zaten sizde görüntülerin tamamı yok. Onun bir de devamı var. Yani İbrahim. Ben sadece niye üzülüyorum biliyor musun? İbrahim diyorsun ya. İbrahim derken bile ne kadar birbirinizi seviyordunuz. Ne kadar birbirinize aşıktınız. Niye bu kadar düşmanlık oluyor? Ben bunu yani anlayamıyorum. Çok ayıp. Yani gerçekten yani anneyi bu duruma düşürüp veya işte kalkıp görüntüleri illegal bir şekilde alıp basına sızdırması. Yani çünkü ne yapmaya çalıştığını açıkçası da anlamadım. Yapmaya çalıştığı şu, çünkü seni dövdüğü için görüntülerin çıktı. Onu herkes alaşağı etti. Şimdi o da seni göstermek istiyor ama onun yaptıklarını kapamıyor ki bu. Onun yaptıklarını kapamıyor. Onu farkında değil. Aynen o şekilde. Yani hani o günün beni darp ettiği gerçeğin ortadan kaldıramaz. Kaldırmıyor maalesef. Peki çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Öpüyoruz. Öpüyoruz onu da.